Sayın seyirciler, yolumuz bugün Karakoçan ilçesine düştü. Birazdan Karakoçan ilçesinde olacağız. Karakoçan Elazığ'ın en köklü ilçelerinden biri. Yaklaşık 75 yıllık bir ilçe. Karakoçan'da yapılan hizmetleri sizlere anlatacağız. Belediye Başkanı Sayın Nurettin Aslan'ın kendi ağzından dinleyeceğiz yaptığı ya da yapamadığı hizmetleri. ...1936 yılında kurulan Karakoçan ilçesi Elazığ'ın kuzey doğusunda yer alıyor. Doğusunda Bingöl, kuzeyinde Bingöl'ün Kığ ve Yayladere ilçeleri, batısında Tunceli'nin Mazgirt ilçesi, güneyinde ise Kovancılar ilçesiyle çevrilidir. Yüz ölçümü 1085 km² olan ilçeye bir belde, 87 köy ve 58 mezra bağlıdır. Karakoçan 30 bini aşkın nüfusuyla Elazığ'ın en büyük ikinci ilçesi konumundadır. Sayın seyirciler, Karakoçan ilçesindeyiz. Karakoçan ilçesinde belediye binasındayız ve Sayın Başkan Nurettin Aslan'ın makamındayız. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Karakoçan'ın tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Elbette ilçelerde en önemli olan belediye hizmetleridir. Evet. Bu gerçekten hareketle belediye hizmetlerini de vatandaşlara anlatmak, sizin vasıtanızla tanıtmak istiyoruz. Önce Karakoçan'ı tanıyalım. Karakoçan'ı biraz bize siz anlatın. Belediye başkanının gözünden Karakoçan'ı anlatın. Nüfusundan bahsedebilirsiniz, yapısından bahsedebilirsiniz, insanların geçim kaynağından bahsedebilirsiniz. Kısaca Karakoçan'ı sizden dinleyelim. Evet. Teşekkür ediyorum. Sizler de ilçemize hoş geldiniz. Ben Karakoçan'ı şöyle tanıtayım. Karakoçan o kadar güzel. Tabiri caizse bizde diyorlar ki Karadoğu'nun Paris'i. Neden? Şimdi Karakoçan bir defa ufkunu açmış. Çok aydın. Gerçekten de halkı çok mütevazı bir halktır. Karakoçan biliyorsunuz Avrupa ile Türkiye'yi ilk defa köprü olup Avrupa'ya giden, Avrupa'da iş yapan, işçi olan, iş adamı olan vesaire Karakoçan'dır. Dolayısıyla Karakoçan'ın yapısı çok güzel bir yapı. Karakoçan Tepe Mahallesi, Depe dediğimiz isimle başlanmış ama Karakoçan ismini aldıktan sonra 1936 yılında ilçe olmuş, 1937 yılında belediye olmuş. Karakoçan doğu bölgesinde gerçekten de coğrafi yapısı çok farklı olan bir ilçe. Bingöl'ü, Tunceli, Erzurum üçgeninde sıkışmış bir ilçe. Evet, yani 75 yıldır ilçe burası. İlçe. Değil mi? Yani ilçe, 75 yıl ilçe. Çok köklü bir geçmişi var. Köklü bir geçmişi olduğu gibi ve burada ev sahipliği yapıyor. Mesela Yayladere, Kiri, Adaklı, Gidisu, Nazmiye, Mazgirt ilçelerin yolunun tamamı bizden geçiyor. Doğrusu burası bir geçiş yolu diyelim. Öyle bir yapısı var, öyle bir konum var. Karakoçan genelde Avrupa bağımlı, Avrupa'dan çalışan işçilerimiz var. Yani her avden bir veya iki üç gitmiş Avrupa'ya. Yani orada çalışıyor şu anda. Ve Karakoçan'da da hayvancılık çok ön planda. Arıcılık çok ön planda. Peynircilik, tulum peyniri diyoruz bu ön planda. Gerçekten de ve sürekli de gelişmekte olan bir ilçe. Ve bu gelişmekte olan bir ilçe ama tabii burada birilerinin bu işi kamçılaması lazım. Bu işe biraz da sürükleyici olması gerekiyor diye düşündük. Allah razı olsun 2004 yılında işte bizim halkımız bizi seçti. Belediye başkanı oldu. İkinci dönemimiz değil mi? İkinci dönemimiz. Şimdi Karakoçan'da bu gerçekten de son 8 yılda devrim niteliğinde hizmetler yapıldı. Bunlar neler? Ben çok detaya girmeyeceğim. Sadece proje bazında söyleyeceğim.
İlçenin imar planını tamamını bitirdik. Çok büyük bir alan. Bitti. İlçenin kanalizasyonu bitti. İlçenin su şebekesi vardı. Gördüğünüz gibi bugün su şebekesine başladık. Onu yapıyoruz. Bu da ne demek? Bu su kaptan alınan bir proje. %50 hibedir. Ve sanıyorum şu anda Türkiye genelinde bir 20-25 ilçe veya ilde yapılıyor. Bunlardan biri de Karakoçan'dır. Ve bu su şebekesi inanıyorum ki ilçeye yapılabilecek en büyük hizmetlerden biri. Biri de değil, en büyük hizmet diyoruz. Şimdi bu su projesini yaparken şu anda ilçemizde, biz geldiğimizde daha doğrusu saniyede 36 litre su vardı ilçede. Ve bu da yeterli gelmiyor. Biz bu suyu 186 litreye çıkardık. Saniyede. 5 katından daha fazla. Ama maalesef, su şebekesi eski, demir boru, asbest boru, hijyenik değil, sağlıklı değil. Dolayısıyla kaçaklar da oluyor, kayıplar da. Pardon, evet. O yüzden bunların değişmesi tabii, elzemdi. Bunların değişmesi elzemdi. Dediğim gibi imar planı bitmeden su şebekesi yapma şansınız yok. Kanalizasyon yapma şansınız yok. Ama biz imar planı bittikten sonra kollarımızı sıvadık, bu projelerimizi gerçekleştirelim dedik. Ve Rabbime şükürler olsun, bugün o vaat ettiğimiz, halkımıza söz verdik hizmetlerin fazlasını gerçekleştiriyoruz. Su şebekemiz inşallah seneye yaza kalmadan bitmiş olacak. İlçemizin yol çatı yolunu belki daha önceden gelmişsiniz belki bilmiyorum ama 5 metrelik bir yoldu. Şu anda o yol 22 metreye çıktı. Ve şu söyleyeceğim nokta çok önemli. Orayı kamulaştırmadan, hiçbir vatandaşımıza 5 kuruş para vermeden, Allah razı olsun o vatandaşlarımızdan, bize yardımcı oldular. Kamulaştırmadan o yolu açtık. Karayolları da sağ olsun. Karayolu da geldi, asfaltını aldı. Şu anda yolumuzu da hizmette açmış olduk. Onun yanı sıra ilçede 10 kilometre sadece ve sadece yol genişletmesi yapılmış. 2 caddede ama. Ara sokaklar hariç buna. Bunlar da bitti. Az önce gördüğünüz terminal, işte Turgut Uzal Bulvarı, terminal, düğün salonu, zebze hali, itfaiye garajı, bunların tamamı orada. Ve orada da çok geniş kitle bir vatandaş sayısı var. En büyük binalarımız da orada. Biz şimdi düğün salonunu gördük, o düğün salonunun hikayesi nedir? Oldukça lüks, güzel bir salon yapıyor. Evet. Gidip gezeceğiz de daha, ayrıntılarını da inceleyeceğiz ama biraz anlatır mısınız? Şöyle. Çünkü altında Karakoçan Belediyesi düğün salonu yazıyor. Belediye mi işletiyor bunu? Hayır. Şöyle yaptık biz orayı. Şimdi benim bu saydığım hizmetleri açık net söylüyorum. Siz bir belediye başkanı gözden oraya baksanız ya da bir devlet memuru gözden oraya baksanız şu hizmetten hiçbiri bitmez. Ben şuna inandım. Ben ticaretten gelmeyim belediye reisine ve ben ticaret yapıyorum. Alıyoruz, satıyoruz, veriyoruz, yakıştırıyoruz ki aradan iş çıkaralım, hizmet yapalım. Bunun dışında ben konuyu dağıtmayayım ama şimdi ben aylık giderim 160 bin, gelen para 170 bin. Yatırım hiç yok. Ona bakarsanız şu anda bizim hiçbir hizmet yapmamış olurdu. Gelen paraya bakarsanız. Bu burada net belli oluyor. Biz ne yapıyoruz? Ticaret yapıyoruz. Burada da biraz ticaret işin. Ticaret işin içine giriyor. Girmese mümkün değil. Şimdi o düğün salonu yaklaşık 800 bin TL para tutuyordu. Belediyenin 800 bin TL nakit para düğün salonu yapma şansı yok. Ne yaptık biz? Yap işlet devlet. Projemizi yaptık. Projemiz bu. İhaleye çıktık. İş adamlarımız aldı. Binamızı bizim projeye uygun yaptılar, bitirdiler. 20 yıl. 20 yıl bu insanlar burada çalıştıracak burayı. 20 yıl sonra bu mülk belediyenin olacak. Evet. Variyeten ihale açtığımız için 25 bin TL'de belediyenin kasasına girmiş oldu. Ama bizim için önemli olan bu değil. Önemli olan Karakoçan halkının 5 yıldızlı düğün salonunda düğün yapabilmesi. Ve onu da sağladık. 700 kişilik bir düğün salonu. Her şeyle açık net söylüyorum. Bir 5 yıldızlı otelin nasıl bir düğün salonu varsa Karakoçan Belediyesi'nde 5 yıldızlı bir düğün salonu var. İhtiyaç da gerçekten, çünkü burası Elazığ merkeze çok uzak bir özür diyorum, ben de biraz fanatik olduğu için. Olsun. Biz de evet. Böyle rahatsız evet. Dönemimizde. İnşallah birazdan hepimiz beraber görürüz. Onun yanı başında itfaiyemiz var. İtfaiye binası yeniden yapıldı ve kaliferli. Şimdi eskiden
İşte kışın biliyorsunuz memleketin iklim şartlarını biliyorsunuz. Soğuk bir memlekette yaşıyoruz. Kışın itfaiye su dolduramıyoruz. İtfaiye dışarıda ya. Yangın olmuş. Bekliyoruz itfaiye gidecek. Su alacak. Gelecek yangına dönecek. Şimdi bütün itfaiye aracılarımız sıfır. Şu anda Türkiye'de son model itfaiye aracı varsa bir tanesi de Karavuşan Belediyesi'nde var. İki tanesi de Karavuşan Belediyesi'nde var. Bunu da gururla söyleyebiliyoruz. Ve bunu biz şimdi kaliferli yaptık binamızı. Araçlarımızın tam içeride kaliferli, suyu hazır dolu bekliyor. Ve personel konusunda 3 defa personelimizi eğittik. Bir ilde, büyük bir ilde nasıl bir itfaiye ekibinin olması gerekiyorsa Karakoçan Belediyesi'nin şu anda öyle bir ekibi var ve bunun deneyimini de yaptık, denedik, gördük. Keşke hiç yangın olmasa ama 3-5 tane önemli yangınlar oldu. Karakoçan Belediyesi en iyi şekilde anında müdahale etti ve bunu geçirdik. Şimdi bunlar çok önemli hizmetler. Şimdi oradan geçiyoruz. Altyapıyı anlattım, su işini anlattım, planlamayı anlattım. İki tane deremiz var. Kalecik Deresi ve Oku Deresi. Gidip göreceğiz. Biz Avrupa Birliği'nden Türkiye'de ilçe bazında en büyük proje alan ilçe Karakoçan Belediyesi. 6 kilometre dere ıslahı projesi yapıldı. Altyapısı dahil buna. Ve o derede eskiden çöp alanıydı. Affedersiniz kokudan oraya geçirmiyordu. Şimdi de çok gururla söylüyorum. Orada insanlar balık yakalayıp balık yiyor o derede. Ve bunun hemen de üzerinde Kalecik barajımız var. O da bizim ilçemiz için bir şanstır. Ve bunun da bir cazibeli sudur. Elektrik yok, dinamo yok. Tabii belediye sınırları dışında. Ama sonuçta bu ilçe faydalanıyor. O yüzden de ilçemizi dikkat ediyorsanız biz artık Yeşil Karakoçan diyoruz. Parkıyla. Bakın ilçede 9 tane büyük park yapıldı. Her mahalleye birer park. Ne dedik? Ayrım yapmayalım. Her mahallede bir tane park olsun. Şu anda her mahallemizde birer tane parkımız var. Ve parklarımızın hepsi de havuzlu, fiskerli, vatandaşlarımızın oturup dinleneceği parklardır. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Çok net söylüyorum. Hizmetten öte bence biz bir şeyi gerçekleştirdik ekip olarak. Sosyal barış. Çünkü Karakoçan'da bana göre en önemli hizmet sosyal barıştır. Bu ülkede yıllar önce çok detaya girmek istemiyorum. Evet, hatırlıyorum. Camiler ayrılmıştı. Parklar ayrılmıştı. Şunun adamıdır bu parka gitmez. Bu bunun adamıdır buraya gitmez. Allah'a şükür şu anda çıkıp çarşıyla beraber gezeceğiz inşallah. İnsanlar arasındaki o yakınlaşma sağlandı. Ayrım ortadan kalktı. Buradan Tunceli'nin Mazgirt, Nazmiye ilçesine kadar sorarsanız cenaze hizmetlerini, yol hizmetlerini, kış şartlarında araç kepçe birçok konuda Karakoçan Belediyesi'ye hemen yetişiyor. O vatandaşların hizmetlerine, o vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Şimdi bunların yanı sıra şu belediye binasını gördünüz. Belki birazdan tamamını gezmiş olacağız. Ayrıntılı gezeriz inşallah. Bu belediye binası şu içerisindeki kalem dahil olmak üzere 2 trilyon eski tabirden 2,5 trilyon. Yani 2500 TL. Şimdi bunu belediyenin bu parayı bulup bir bina yapma şansı var mı? Ben size soruyorum. Yok, mümkün değil. Ne yaptık biz? Gene ticari bir bey. Düşündük taştık, bu finansmanı nereden saklayalım? Kaynağı nereden bulalım? Ya dedim ki altların dükkan yapalım iş merkezi. Kaç dükkan çıkıyor? 13 dükkan. 13 dükkanı bir yalaya açtık. Almançıların, bizim Avrupalıların geldiği bir ayda. O aya denk getirdik. O da bir avantaj değil mi? O aya denk getirdik. Bir satış yaptık. Dükkanlar kapış kapış. Herkesin 50 bin lira, 100 bin lira gidecek dedikleri dükkan 300'e kadar gitti, 200'e gitti, 250'ye gitti veya 100'e gitti. Tabii yerine göre, dükkan semtine göre. Bu parayla da bu binamızı bitirdik. Ama pardon. Şimdi bu bina ticari bir olması da önemli değil mi? Bir şey çok önemli. Ben az önce onun başta onu belirtmek istedim. Yani siz zaten belediyeci gözüyle bakarsa sadece belediye başkanı işte gelen evrakı imzalayayım, gelen paraya göre iş yapayım derseniz çok özür diliyorum. Yerinizde saymış olursunuz. Yoksa bu hizmetler de olmamış olurdu. 2 yıllar önce zaten olmadı. Şimdi bu bina sadece belediye burayı yapıp da gelip burada oturmamış. Bu binanın konferans salonu var. Evet. 300 kişilik. Bu binanın kas salonu var.
bu binanın kütüphanesi var, bu binanın misafirhanesi var, bu binanın mescidi var, bu binanın sineması var. 5 yıldızlı sinema. Bunlar hepsi bitti ama sinemamız yaklaşık 250 bin civarında makina ve tesisat tutuyor. Turizm Bakanlığı'na projemizi verdik. Projemiz de kabul edildi. İnşallah en kısa süre içerisinde, bir ay süre içerisinde o makinemiz, ses düzenimiz gelirse biz de insanlar gelen filmleri burada rahatlıkla izleyebilecekler. Bir de tiyatro salonu gördük. Öyle tiyatro salonu var. Tiyatro salonumuz var. Yani sadece belediye binası olmanın dışında üst katına çıktığımızda burası bir kültür yani merkezi. Karakoç zaten üstüne yazı yazmışız biz. Kültür merkezi. Karakoçan Belediyesi kültür merkezi. Bir kültür merkezinde olabilecek ne varsa bu binada var. Ama bu bina sinemasıyla vesaire daha dört dörtlük açılış olmadığı için biz daha resmi açılış da yapmadık biliyorsunuz. Dolayısıyla vatandaşın birçoğu daha belki uğramadı. Binanın içinde ne var acaba? Daha birçoğu uğrayamadı. Ama inşallah bu sene dört dörtlük o işte kültür merkezimiz halkımızın hizmetindedir. Hizmette olacak. Şimdi vatandaşlarımız binamız aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Akıllı bir bina. Sıcak, soğuk, havalandırma, yangın tertibatı, ses düzeni. Hepsi mevcuttur. Çok güzel. Yani kaç mahallesi var? Kaç mahalleden oluşuyor Karakoçan? Karakoçan'ın 7 mahallesi var. Toplam 7 tane mahallemiz var. Şimdi biz gelirken yollarda kısmen dikkat ettik. Gerçekten bir şantiye alanına dönüşmüş Karakoçan. Evet. Yollarda çalışmalar var. Vatandaşlar nasıl bakıyor buna? Çünkü vatandaşlar biraz da güzellik görmek ister. O yolda yürürken çamura batmamak ister. Aracının çukura düşmemesini ister. Evet. Ama bunlar bu çalışmalar yapılırken, altyapı hizmetleri yapılırken kaçınılmaz şeyler. Vatandaşın var mı konuda şikayetleri, bir şey söyleyen var mı? Yoksa sabırla bekliyor mu yolların da düzelmesini? Şimdi tabii ki doğal olarak vatandaşın hakkıdır. Toz görmek istemez. Çamur, ben de dahil buna. Toz görmek istemez, çamur görmek istemez ama çukur görmek istemez ama ben şunu söylüyorum vatandaşıma burada, sizlerin aracınızla bu soruyu da sorduğunuz için teşekkür ediyorum, güzel oldu. İşin siz bir yerde kanalizasyon yapacaksanız toz olacak, doğaldır. Su şebekesi yapıyorsunuz, olacak. Her nimetin bir külfeti de olacak. Her nimetin bir külfeti var ama biz bunun da bilincindeyiz. Mümkün oldukça hem bu vatandaşımızın bu su sorununu çözelim, hem de en kısa sürede yollarını asfaltsa asfalt, kumsa kum, taşsa taş yapalım ki bir önce vatandaşlarımız da mağdur olmasın. Şimdi vatandaşlarımızdan ben şununla inanıyorum, Karakoçan halkı aydındır. Başta da söyledim. Karakoçan halkı yapılan hizmeti farkındadır. Şimdi bu su şebekesine çok samimi bir şey söyleyeyim. Girmeyebilirdik. Önümüzde bir yıl seçime kaldı. Net söylüyorum, ben çok açık söyledim insanı. Şimdi ben bu girmeyebilirdim. Şu yolların da hepsi pırıl pırıl tertemiz olabilirdi. Çok daha üst yapıya önem verip, görüntüye önem verip vatandaşın geçiştirebilirdim yani, ben çiçek dikerdim. Çiçek dikerdim. Yeşillik yapardım, ot atardım, biçerdim, ne olacak? Yani göz boyayabilirdim diyorsunuz. Boyayabilirdim ama ben şunu söylüyorum. Gerçekten de bunun bana inşallah bir götürüsü olmaz, mutlaka getirisi çok. Götürüsü olsa bile siyasete, ben vicdana rahatım, bu projeyi gerçekleştireceğim. Çünkü benim halkıma sözüm var. Allah'a çok şükür bu sözümüzü elimize getirmiş olduk. Ama bu bozulan yollarımızı tekrar buradan vatandaşlarıma sunu arz etmek istiyorum. Hiç merak etmesinler. Bize güveniyorlar zaten. İki dönem sağ olsunlar seçtiler. Bize güvenmeye de devam etsinler. Biz en kısa sürede yollarını asfalt yaparız, taş yaparız, kumlarız. Onları incitmeyiz inşallah. Ama ufak tefek kusurlarımız suçlu lisanda olursa bizleri affetsinler. Kendilerinden özür diliyoruz. Ama sonuçta şunu bilsinler, yaptığımız her hizmet onlar içindir. Bu riske girdiysek, bu şehri kilit taş yapmışken, tertemizken tekrar bu işe giriyorsak, vatandaşlarımızın kafasını kurcalayan bir şey var. Ya da birileri karıştırmaya çalışıyor. Ya efendim 5 yıldır niye yapılmadı, 6 yıldır niye yapılmadı? İşte burada bir nokta koymamız lazım. Bu ilçenin imar planı olmadığı için İller Bankası devlet su şebekesini yapmıyor. Biz 5 yıl imar planını bitirdik. Bitirdikten sonra da şebekemizi alıp getirdik. Tabii her şeyi aynı anda yapmak mümkün değil. Mümkün belli değil. Bir aşama kat edilmesi gerekiyor. Evet. Sadece yapmak gerekiyor. Evet. Şimdi bunun yanı sıra vatandaşlarımızın gerçekten de araç gereç tamamen sıfırlandı. Ya biz inanın ki ilçede sivrisinek yok artık. Niye? Altyapı bitti. İlaçlama mükemmel. Çok net söylüyorum.
Ya basit de olsa söyleyeyim mi? Aslında bu bir ilçe için basit değil. Benim aldığım işte ilaçlama makinesi 25 bin TL. Son model Almanya'dan çıkmış son bir makineyi ben Karakoçan'a getirmişim. Sinek için ilaçlama yapıyorum. Bu bizim vatandaşımıza verdiğimiz değerdir. Evet. Halkımıza verdiğimiz değerdir. Ben şunu da sizin aracınıza tekrar söyleyeyim. Ben Karakoçan'da bir sözüm var. Ben hizmetkarım. Sayın Başbakanımızın da belirttiği gibi ben de 2004 yılında söylemiştim o meydanda. Ben size hizmetkar olmaya geliyorum. Ve halen de çok samimi duygularımla söylüyorum. İçimdeki niyet o, içimdeki hazim o, çalışma o. Ama bir şey de söyleyeyim. Evet yaklaşık 9 yıldır buradayız ama ilk gün başladığım heyecan bende aynen var, duruyor. O heyecan, ne söylüyorum? O heyecan bitmedikçe. Zaten bir sloganımız var. Biz dedik ki Karakoçan sevdalısı. Ve ben diyorum ki bu sevda hiçbir zaman bitmeyecek. Bu Karakoçan halkı bize bu desteği, bu gücü, bu manevi desteğini verdiği müddetçe daha nice hizmetler olacak. Bakın, Karakoçan'a kapalı spor salonu dedik, yapıldı bitti. Futbol sahası dedik, yapıldı bitti. Halk eğitim binası yapıldı bitti. Yatılı bölge yapıldı bitti. Çok önemli bir şey. Sözümüz vardı, dedik ki yüksekokul yapacağız. Karakoçan'a meslek yüksekokulu açıldı. 2 yıldan beri öğrencilerimiz Elazığ'da eğitim üretim gördü ve geçen sene mezuniyet verdi. Şimdi bina yoktu. Gittik İstanbul'daki iş adamlarımızı topladık. İş adamlarımızı, bakın devlet yapmıyor. Karakoçanlı iş adamı yapıyor. Karakoçanlı Karakoçan'a sahip çıkıyor. Sizlerin de tekrar huzurunuzda, aracınızda o iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Sabri Ünlü, Hanfi Mutlu Bey, Süleyman Karahan, Hüseyin Bey. Bunların dördü bu binayı yapmış. Binamız da bitti. Birazdan inşallah geçeriz. Evet. Meslek Yüksekokulu'na. Bu da Türkiye'de bilmiyorum biz çok az örneği vardır. Karakoçanlı kendi lisesine sahip çıkmış. Kendi lisesinin meslek yüksekokulunu yapmış çok ve güzel. Bitirmiş. O zaman önümüzdeki yıl artık öğrenciler burada eğitim görebilecek mi? İkinci dönem rektör beyimizle de görüştük. İkinci dönem kaymakam beyimizle birlikte sağ olsun yeni ilçe kaymakamımız da geldi. Buradan da gerçekten de söylemeyeden de geçemeyeceğim. Çok çalışkan, azimli, kararlı biri. Beraber çalışıyoruz. Tabii üniversitemizde Sayın Valimizin de büyük katkıları olmuştur. Geçmiş dönemdeki vekillerimizin, mevcut milletvekillerimizin ve şunu da söyleyeyim. Tabii bunların hepsini anlatırken bunların hepsini partimize, şu Tayyip Erdoğan'ın güçlü hükümetine borçluyuz. Bu hizmetlerin tamamını tabii ki onların sayesinde yapmış oluyoruz. Buradan da devlet büyüklerimize gerçekten de hepsine teşekkürlerimizi Karakoçan halkı adına saygılarımızı yolluyoruz. İnşallah bu hizmetler durmaz. Bizde durmak yok. Yola devam dersiniz. Yola devam diyeceğiz. Peki yavaş yavaş bitirelim ve neler söylemek istersiniz izleyenlere Karakoçan hakkında? Ben müsaade edersiniz. Alalım, bitirelim ardından. Çünkü gerçekten Karakoçanlılar da bu hizmetleri gördükçe mutlaka size teşekkür ediyorlardı. Sizin de onlara söyleyecek birkaç cümleniz vardır. Ben teşekkür ediyorum. Ben buradan Karakoçanlı olup Türkiye'nin neresinde yaşıyorsa yaşasın, kendilerine sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Onlar dünyanın öbüründe ucunda da olsa inanıyorum ki Karakoçan'ı seviyorlar. Türkiye'yi seviyorlar ve Karakoçan'ı seviyorlar. Karakoçan'a sahip çıkıyorlar. Bize de sahip çıkmış oluyorlar. Kendilerine Karakoçan halkı adına Karakoçan'la sevgi dolu, muhabbet dolu, hasret dolu gerçekten. Çünkü biz onların hasretini gideriyoruz. Keşke imkanları olsa da her ilçemize gelseler beraber. İşte biz burada gerçekten de halk konserleri falan düzenliyoruz. Her yıl hemen güzel etkinlikler oluyor. Bir araya geliyoruz. Ama gönül ister ki keşke yılda 3-5 defa bir araya gelse. Bunların hepsine saygılarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Ve Karakoçan halkından bugüne kadar bana vermiş oldukları manevi destekten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onlar bu destekleri verdikleri için biz bu hizmetleri gerçekleştirdik. Üstesinden geldik, üstesinden gelmeye diyeceğiz. Ve biz diyoruz ki Karakoçan artık bölgesinde kendisine söz ettiren bir ilçe. Her açıdan söz sahibi olmuş bir ilçe. Ve bunların söz sahibi olabilmesi için de elimizden gelen hiçbir gayreti esirgemeden yolumuza devam edeceğiz. Onlar bize destek olmaya devam etsinler.
biz bunlara hizmetkar olmaya da devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Karakoçan Belediyesi'nde Sayın Belediye Başkanı Nurettin Arslan'dan yapılan hizmetleri dinledik, çalışmaları dinledik. Ama sadece dinlemek yetmezdi elbette. Şimdi çıkacağız ve bahsedilen çalışmaları yerinde sizler için görüntüleyeceğiz. Evet başkanım, kolaylıklar diliyoruz. Burada bir çalışma gördük. Daha doğrusu Karakoçan'a girdiğimiz her tarafta bir çalışma gördük. Kendimizi bir şantiye alanında gibi hissettik. Öncelikle buradaki çalışmadan başlayalım. Nedir bu gördüğümüz çalışma? Teşekkür ediyorum. Şimdi bu bizim su şebekemizin tamamı sil baştan yenileniyor. Bu su kaptan aldığımız bir proje. Tabii biz bu projeyle yaklaşık 6 yıldır bu proje yapıyorduk, uğraşıyorduk. Şehrin imar planı yoktu. İmar planını bitirdik. İmar planı bittikten sonra su kapa müracaat ettik. Bu projemiz çıktı. Projemiz yaklaşık 5 bin TL yani 5 trilyon eski tabiriyle TL civarında bir proje. Karakoçan su şebekesinin sil baştan ama hiçbir metresi kalmadan yeni imar planına göre tamamı yenilenecek. Evet, yani bütün Karakoçan'ın şebekesi yenileniyor. Yenileniyor. Ve bu PVC borudan yapıyor. En son sistem. Yani şu anda Avrupa'da eski herhangi bir... Eski asbest borular değil değil mi? Eski asbest borular değildir PVC boru. Şu anda Avrupa'da hangi boru kullanılıyorsa Karakoçan'da da şu anda o boru kullanılıyor. Bu projede Karakoçan halkına hayırlı olsun. En önemli proje. Bana göre Karakoçan'da en önemli hizmet. Hatta riskli de bir hizmet görüyorsun işte, evet. Yollarımız tertemiz, kilit taşlıdır. Yani insanlar... Ama şu anda bakın yol bozuluyor. Ama bence önemli olan bu halka köklü, uzun vadeli projeler yapmak. Evet. Şimdi siyasiler, evet, belediye başkanları çoğunlukla böyle gördüğümüz daha çok üst yapıya önem verirler, evet, görüntüye, evet, önem verirler. Vatandaş, evet, da, evet, gördüğüyle başkan ne güzel hizmet yapıyor der ama altyapıdaki hizmetleri görmek biraz zordur. Kesinlikle. O yüzden riskli dedim. Yani o riske, doğru, girdiğiniz için kesinlikle herhalde bir takım sıkıntılar da yaşıyorsunuz. Kesinlikle. Bakın şu anda Türkiye genelinde birçok belediye başkanı bu işe girmedi. Çok değil. Bu Türkiye genelinde sanıyorum bu 20-25 ilde ve ilçede şu anda bu proje ediyor. Biz bu riske girdik. Niye girdik? Bizim için önemli olan günübirlik işler değil. Vatandaşın gözünü boyama değil. Süs püs değil. Öncelikle altyapı. Evet. Ve kanalizasyon şebekesi tamamen bitti. Su şebekesi de nasip olursa seneye bahara kadar, yaza doğru su şebekesinin tamamı da bitmiş olacak. Ve bu ilçe halkı çok kaliteli, nezih, temiz, hijyenik bir su içmiş olacak. Bir, iki, bizim birçok yüksek yerlerimizde su çıkmıyor. Suyumuz çok ama çıkmıyor. Şu anda bizim iki tane sondajımız yedekte bekliyor, bağlayamıyoruz. Niye? Su şebekesi zayıf. Onu bağlandığımız an tazik yapıyor, kayıplı basınç olacak, yapıyor, patlatıyor hemen. Doğru. Ve şu anda çok gerçekten de vahim bir durum. Karakoçan'da su şebekesinin %50'si kayıp. Nereden kayıp? Patlamış, yer bulmuş gidiyor, bulamıyoruz. Her gün su kesintileri, her gün su kesintileri. İnşallah bu sene yazından geçirdim sonra Karakoçan halkı temiz, kaliteli bir su. Karakoçan halkı, biz hep söylüyoruz, Avrupa'yı bir halktır, Avrupa'yı görmüş gezmiş. İnşallah Avrupa'da nasıl kaliteli bir su akıyorsa Karakoçan'da da hedefimiz bu. Ve hedefe bitirmiş sayılırız. Evet. Başlanmış. Bir ay geç veya erken bitecek bu iş, evet, artık. Önemli olan zaten o işe başlamak. O işe biz hem başladık. Hem şu anda kısa bir sürede %50'si bitti. %50'si bitti yani. Sene yazın bitmiş olacak. Evet. Ve ben şunu söyleyeyim, vicdanında çok rahat olacağım. Ve kalıcı bir hizmet olacak. Kalıcı bir hizmet. Ve Karakoçan halkının da beklediği hizmette buydu. Evet. Bunu da söz verdik. Sözümüzü yerine getirdik. Yapıyoruz, tamamlıyoruz. Allah hükümetimizden bu işe sebep olan başta valimiz olsun, milletvekillerimiz olsun, bu projeyi gerçekleştiren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye meclisim olsun, Karakoçan halkı olsun, bu sıkıntılara katlanıyorlar. Geçen bana 3 kişi geldi. Ya başkanım dedi, hafif çamur oldu ama olsun dedi. Bu hizmet daha önemli. Evet. Vatandaşımız da bu bilinçle çok şükür. O musluklardan tertemiz su içtiklerinde, tabii, size inşallah, dua etmeleri her şeyden önemli. Her şeyden önemli. Yani bana bazı reis arkadaşlar söylüyor. Ya sen deli misin ya? Tabiri caizse aynen böyle. Sen bu seçime yaklaştık işte bilmem. Nasıl girdin buna? Ben girdim çünkü Karakoçan halkı haydındır. Karakoçan halkına güveniyoruz.
ne oluyor ne bitiyor çok iyi görüyorlar. İnşallah hiçbir problem de olmayacak. Peşinden de yollarımızı yapacağız. Çıkaracağız için içinden. Evet inşallah hayırlı olsun. Kısa zamanda tamamlanıp halkın hizmetine sunulmasını temenni ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz buradaki çalışmada. Ha, bir şey belirtmek istiyorum. Biz göreve geldiğimizde Karakoçan'da saniyede 36 litre su vardı. Bu ne demek? Bu ülkeye yeterli bir su değildi. Biz şu anda suyu saniyede 186 litreye çıkardık. Ama şebeke zayıf diye iki tane sondajımızı bağlayamıyoruz. Bu bitince ve bir şey daha var. İlçede 7 tane pompa çalışıyor. Bu ne demek? Bu tasarruf yapamıyoruz. Evet. Bu elektrikle oluyor. Ceyranla, parayla geliyor. Bizim İller Bankası'nın yaptıkları çalışmaya göre bir tane pompa bu ülkenin tamam ihtiyacını, su ihtiyacını karşılayabiliyormuş. Bu ne demek? Biz ayda o 25-23 bin civarında TL para veriyoruz TEDAŞ'a. Bu ne demektir? Bu 5000 TL düşecek. Ve bir şey daha belirteyim buradan. Karakoçan halkım da şunu bilsin. Biz 8 yıldır suya bir kuruş zam yapmadık. Bu da çok önemli. Bu kadar maliyetli onu, bir bu da çok önemli bir şey. Rağmen. Karakoçan halkım bunu mutlaka biliyordu ama sizin de aracınızdan bunu da belirtmiş olayım. 7 yıl, 8 yıldır göreve geldik. Ve bu süre içerisinde bir litre suya bir santim zam yapılmamış. İnşallah bu iş bittikten sonra aynı şekil devam edeceğiz. Karakoçan halkına hayırlı uğurlu olsun. Evet. Karakoçan halkına ne yapsak azdır. Burada da bir çalışmanın içerisinde bulduk kendimizi. Bu da su şebekesinin çalışmasının devamı değil mi başkanım? Devamı. Evet burası Süleyman Elvan Bulvarı. Bizim geçmişte ilçemizde kaymakamlık yapmış bu Süleyman Bulvarı. Onu da anlatayım. İlçe çok büyük hizmetleri olmuş. Bu arada da kendisine yine de buradan teşekkür ediyoruz. Onun adı verilmiş bu bulvara. Adı verildi bu bulvara. Bu da bizim dönemde. Çok şükür bize nasip oldu. Süleyman Elvan Bulvarı'dır. Bu su şebekesinin devamı tabii. Gördüğünüz gibi bizim sınırımız yaklaşık 1 kilometre sonra Kalıcı köyümüz var. O Kalıcı köyüne kadar bu su şebekesi devam edecek. Ama çalışmayı gördüyseniz çok sert bir zemin. Evet. Tamamen kayalık ama buna rağmen iş makinelerimiz gerçekten çok güçlü makineler. Son teknolojinin son harekası diyebiliriz. Bu makineler belediyeye ait değil mi? Makineler belediyeye ait değil, müteahhit. Müteahhit. Su şebekesi ihale olmuş. Müteahhit almış. Müteahhit kendi makinelerle bu işi yapıyor. İnşallah en büyük sıkıntımız da bu caddedir. Bu Bahçeli Evler Mahallesi çok sert bir zemini var. Kayalık bir zemin. Ama dediğim gibi buna rağmen çok şükür makineler çok güçlü. Kırıyorlar, yapıyorlar. En iyi şekilde bu şebekemizi de bitireceğiz. Buradan az ileride bizim Bahçeli Evler Mahallemiz var. Bahçeli Evler Mahallesi bizim dönemimizde mahalle oldu. Bahçeli Evler diye isim verdik. Şu anda da oranın kanalizasyonu tamamen bitti. Şu anda da su şebekesi çalışmaları var. O da bitecek. İnşallah baharında bu yollarımızın tamamını asfalt veya kilit taş neyse döşeyerek halkımıza bu hizmetimizi sürmüş olacağız. Ve çok önemli büyük bir projeyi bitirmiş olacağız inşallah. Evet, kolaylıklar diliyoruz. Evet. Gezmeye devam edeceğiz. Sağ olun. Tabii şu gördüğünüz cadde bizden önce kayalıktı. Asfalt falan yoktu. 4 metre bir yoldu. Biz bunları bir önceki dönem yaptık. Ama şu şebekesi bittikten sonra bu bulvarı kaldırımıyla birlikte yapacak bitireceğiz. Ayrıca kurumlarımızın birçoğu bu tarafa geçti. Halk eğitim binası burada, milli eğitim binası burada, okullar burada, yatılı bölge orada, kız meclisesi orada yapılıyor. Ve bu buraya da ayrıca bu mahalleli vatandaşlarımıza bir minibüs hattı ihalesi yaptık. Şu anda 4 tane minibüs de bu Bahçeli Evler'den şehir içine halkımıza hizmet vermiş oluyoruz. Sayın seyirciler, Karakoçan Belediye Başkanı Sayın Nurettin Arslan'la birlikte Karakoçan'ı gezmeye devam ediyoruz. Başkanım, neredeyiz şu an? Hangi sokak, hangi cadde burası? Şu anda Turgut Uzal Caddesi'ndeyiz. Burada da bir çalışma yani görüyoruz. Genişletme çalışması mı, yeniden yapım çalışması mı? Burada bir takım çalışmalar var. Anlatır mısınız burayı bize? Tabii bu arada da Turgut, rahmetli Turgut Uzal'a da merhum Cumhurbaşkanımıza bu arada bir Allah rahmet etsin diyelim.
İyi ki de varmış. Bu ülkeye çok büyük hizmetleri olmuş. Burası Turgut Özal Caddesi ve aynı zamanda terminal hal tamamen buradan geçiyor. Oldukça işlek çok, bir cadde. Oldukça çok işlek bir caddemiz. Gördüğünüz gibi en büyük çok da büyük binalar var. Bu caddenin altyapısını yaptık, bitirdik. Kanalizasyonu bitti. Evet. Su şebekesi yapıldı, bitti. Şu anda da caddeyi açtık. 15 metre genişliğinde bu caddenin şu anda gördüğünüz gibi aşağıdan da bakacağız. Kilit taşı başladı. Tamamen kilit taşı yapıp çıkacağız. Ve bu mahalle içinde çok ciddi, çok önemli bir hizmet. İnşallah bunu da Karakoçak'ın halkına böyle bir aya, yaklaşık bir aya teslim etmiş evet, olacağız. Tamamen kilitli parke yapılacak. Kilitli parke, tamamen kilitli parke. 15 metre kaldırım dahil evet. Genişliğinde bir caddemizdir. Bu caddeyi de bir aya kadar inşallah bitirip Karakoçaklılar çok güzel bu caddede yürüyüş yapacak, terminale gidecek. İleride düğün salonumuz var. 5 yıldızlı bir düğün salonumuz yapıldı, bitti, faaliyete geçti. Birazdan onu da göreceğiz. Ya çok önemli bir cadde, bunu da bitirmiş olacağız. Karakoçak Halkı Hizmeti'ne peki. Sunmuş olacağız. Hayırlı olsun, göreceğiz dediğimiz yerlere hep beraber gidip evet, görelim. Turgut Özal Caddesi'nin devamındayız. Arkamızda söz konusu düğün salonu var, az önce bahsetmişti Sayın Başkan. Ve terminal binası var. Daha ileride de Sebze Ali var değil mi başkanım? Evet. O yüzden belediye itfaiye garajı var. Evet, o yüzden bu yol çok işlek bir yol. Çok önemli bir yol. Yolun çalışmaları başlamış. Altyapısı tamamlanmış ve kilitli parke döşemesi de devam ediyor. Bir aya kadar hizmete girecek diyorsunuz. Bu düğün salonundan da biraz bahsedelim. Buradan bahsedelim. Çünkü oldukça geniş bir alan. Evet. Burada bir herhalde yeşil alan için ayrılmış bölüm var. Burayı evet. Anlatalım biraz. Şimdi burayı anlattığım gibi. Burada tabii bir imar çalışması yapıldı. Şehrin tamamı yapıldı da. Bu da o caddelerden biri. Turgut Özal Caddesi ismi. Şu gördüğünüz alanda yeşil alan yaptık. Evet. Şu kiremitlerin falan bulunduğu alan. Bu cadde hepsi komple yeniden açıldı. Şurada bir gördüğünüz gibi düğün salonumuz var. Şimdi içine de gidip göreceğiz. Gerçekten de 5 yıldız bir düğün salonu. Bu düğün salonu da yap, işlet, devret sistemiyle yapıldı, bitti. Ondan sonra gördüğünüz gibi terminalimiz var. Karakoçan Belediye Terminali var. Terminal hemen yanında gördüğünüz gibi belediye itfaiye garajı var. Belediye itfaiye garajı derken belediye itfaiye garajı binası da yeniden yapıldı, şekillendi. Sıfır itfaiyesiyle birlikte son model sıfır itfaiyelerle birlikte itfaiyemiz de donatıldı. Evet. Çok şükür gerçekten de çok da konu itfaiye aracına gelince çok mükemmel bir itfaiye gücümüz var. Biz buradan çevre ilçelere dahil şehir merkezinde tabii Allah göstermesin. Birkaç tane yangın falan oldu, ciddi yangınlar ama gerçekten de başarılı bir şekilde hemen müdahale oldu, gereği yapıldı. Evet. Şu caddeyi bitirirsek dediğim gibi bu ilçe çok rahatlatmış olacak. Hı hı. Buradan Bingöl'e giden araçlar, Erzurum, Muş'a giden tüm otobüsler buraya gidiyor. Dolayısıyla çok önem arz eden kesinlikle. Bir cadde ve bu caddeyi de inşallah bir aya kadar gördüğünüz gibi çalışmalarımız başlamış, bitirip hem halkımızın hem Bingöl'e, Muş'a, Van'a, Erzurum'a giden otobüslerin tamamına hizmetine sunmuş olacağız. Tabii bunun ihalesi yapıldı, bitti dediğiniz gibi başladı. Buna benzer şu anda ilçede 4 tane caddede çalışma var. Birazdan inşallah o caddelerimizi de görmüş olacağız. Karakoçan biraz önemli bir noktada değil mi? Çevre beldelerin, ilçelerin de bir takım hizmetlerini teşekkür ederim. Çok güzel bir konuya girdiniz. Bakın biz şu anda burada Yayladere, Kiri, Adaklı, inanın ki birçok hizmetlerini biz üstleniyoruz. İtfaiye aracı olsun, gredir kepçe olsun, silindir olsun. Yani tabiri caizse biz burada konum olarak, coğrafi yapısı olarak evet. Abilik yapıyoruz. 5-6 tane ilçe. Nazmiye'nin bir yarısı bize bağlı. Mazgirt'in yarısı bize bağlı. Ama bizim hoşumuza gidiyor. Niye? Ticari ilişkileri tamamen bizim ilçemizden. Evet, dolayısıyla biz bunlara evet. Ne yapabiliriz hep onun gayreti yani içerisinde. İlçenin gelişmesine de bir katkı sağlıyor. Çok büyük bir katkı sağlıyor. Dolayısıyla bizim ilçedeki esnaflarımız da bundan faydalanmış, yararlanmış oluyor. Bu da bu konumda olmak, coğrafi yapı olarak bizim de şansımızdır. Ve biz de diyoruz ki bu şansı en iyi bir şekilde değerlendirelim. O vatandaşlarımıza da hizmet götürelim. Evet, çok güzel. Peki şimdi sağ gidip olun. Düğün salonunu evet. Gezelim. Evet. Sayın Başkan'la röportajımızda sıkça adı geçen düğün salonundayız. Ve düğün salonunda bir yetkiliyle birlikteyiz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Gül. Gül Hanım. Buranın işletmesiyle uğraşıyorsunuz. Nedir buradaki durum? Kaç kişilik bu salon? Ne zaman hizmete girdi? İşler nasıl? Öyle soralım. Çok şükür işlerimiz çok iyi. Geçen sene Haziran'ın 15'inden itibaren açığız. 700 kişilik salonumuz.
her açıdan güzel bir hizmet veriyoruz Karakoçan halkına inşallah. Öyle umuyoruz en azından. Coğrafi konum olarak Elazığ-Bingöl Karayolu üzerinde, Elazığ-Bingöl ve Tunceli arasında kurulu Karakoçan ilçesinde ulaşım alternatifleri oldukça zengin. Elazığ il merkezine uzaklığı 105 kilometre olan ilçe, mesafeyi kısaltan stabilize yollar sayılmazsa Bingöl'e 42 kilometre, Tunceli'ye ise 120 kilometre mesafededir. Bu nedenle Karakoçan Otogarı'nda her zaman bu hareketliliği görmek mümkün. Terminaldeyiz. Otobüs terminalindeyiz. Merhabalar, yolculuk Merhabalar, mu var? Merhabalar, İstanbul'a. İstanbul'a gidiyorsunuz. Evet. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum, Karakoçan'da. Tanıyabilir miyiz sizi? İsminiz nedir? Nusrettin Çelebi. Çok da şıksınız, çok güzel. Teşekkür ederim. Ne işle meşgulüz? Ben emekliyim. Emeklisiniz. Evet. Ne işle meşguldünüz emekli ben olmadan önce? Ben İSKİ'de çalışıyordum. Memur olarak. O zaman, şimdi emekli. O zaman İSKİ'de çalışıyorsanız belediyeyi de bilirsiniz. Belediye tabii. Nasıl Karakoçan'da belediyenin şimdi, hizmetleri? Karakoçan'daki şu anda Sayın Belediye Başkanımız yoğun bir çalışma içindedir. Her taraf dört dörtlük, yollar olsun, su olsun, kanalizasyon olsun. Yani vatandaşın rahat ettiği kadar Sayın Başkan bunun peşindedir. Rahat ettirmeye uğraşıyor. Tabii. Herkes de Sayın Başkanımızı seviyor. Küçük de küçüktür, büyük de büyüktür. Evet. Herkes sorunu dinler. Elinde geldiği kadar yardımcı olur. Evet, peki size hayırlı yolculuklar diliyoruz. Teşekkür ederim efendim. Hadi. Evet, otogardayız, terminaldeyiz. Sayın Başkan'ı görenler şikayetlerini mi iletiyor yoksa teşekkürlerini mi? Ne yapıyorsunuz? İletiyoruz. Başkan'a teşekkür ediyoruz. Ne için teşekkür ediyorsunuz? Bağcı yaptığı hizmetlere dolayı, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanımız güzel çalışıyor. Memnunsunuz. Memnunuz. Bir sıkıntı yok. Peki var mı beklediğiniz başka bir hizmet? Yani şu da olsa Karakoçan'da iyi olurdu dediğiniz. Yok, Karakoçan'da tabii ki hizmet her şeyden önce hizmet geliyor. Yani bir sorun olarak üniversitemiz bir biterse şey olsa daha iyi olur o zaman, daha güzel olur. Yani başka yerde Elazığ'a gideceğine, Bingöl'e gideceğine burada olsa üniversitemiz daha güzel olur. Öğrencilerimiz burada daha rahat ediyor. Evet. O konudan herhangi bir sıkıntımız olmaz. Bir de çevre olarak gene yol yapılsa, şey olursa, yollarımız düzgün biterse daha iyi güzel olur. Ne kadar bu iç şeyleri, şehir içlerinden bazı yerler, yollar çökük vardı. Şey var, onlar yapılsa, onların yapılsa. Ya Mustafa Bey. Yollar tabii böyle karayollara aittir. Bir şehir içi de başkanımız el atarsa daha memnun oluruz. İlçeden çok bir kent merkezi görünümünde olan Karakoçan'da belediye hizmet binası da ilçeye ayrı bir güzellik katıyor. Kısa süre önce tamamlanan bina ilçenin sosyal ve kültür merkezi ihtiyacını da karşılıyor. Evet, Karakoçan Belediye Binası'ndayız. Karakoçan Belediye Binası oldukça lüks, modern bir şekilde yapılmış. Birkaç yerini gezme fırsatı bulduk. İnternet salonunu gördük. Sinema salonu var, hizmete girmek üzere hazırlanmış. Hizmete yakında girecek. Orayı gördük, kütüphanesini gördük, misafirhaneyi gördük ve şu anda bir toplantı salonundayız. Belediye binası ne zaman yapıldı başkanım? Bu gerçekten çok güzel, Karakoçan için önemli bir bina olmuş. Belediye için çok güzel bir bina olmuş. Modern. Açılışını ne zaman yaptınız? Ne zaman hizmete girdi? Açılışını yapmadık henüz. Henüz resmi açılış yapmadı. Resmi açılış yapılmadı. Binamız 2011 yılında baharın başladık. 2012'de girmeden bitti. Ama biz taşınmadık. Hı-hı. Bu baharın taşındık binamıza. Binamızın tabii dediğim gibi resmi açılışı yapılmadı. Binamızın gördüğünüz gibi 4 kattır. Zemin katı, bodrum katı, otopark. Altı komple otopark. Bir üstü iş merkezi, bir üstü belediye hizmet alanı, 3. katta kültür merkezi. Karakoçan Belediyesi Kültür Merkezi gerçekten de halkımıza açık bir kültür merkezi. Gördüğünüz gibi bu konferans salonuyla birlikte sinema salonumuz var, kütüphanemiz var, misafirhanemiz var, mescidimiz var ve aynı zamanda da burada nikah salonumuzda gördüğünüz gibi nikahlar da burada yapılıyor. Gerçekten de Karakoçan'a, halkına yakışır bir bina oldu diye düşünüyorum. Tabii ki takdir vatandaşındır. Bizler hiçbirimiz bir şeyi kötü yaptık demeyiz. Ama şu ana kadar çok açık ve net samimi olarak söyleyeyim, olumsuz bir tepki almadım bu binadan. Evet, ne güzel. Evet, bina güzel. Gerçekten çok güzel bir bina. Biz de çok beğendik. Yani Karakoçan halkında beklediği bir hizmettir. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Karakoçan halkı gerçekten de çok aydın bir halktır. Avrupa'yı görmüş, Avrupa'yı gezmiş. Avrupa'ya gitmeyen insan sayısı zannetmiyorum. Belki yoktur diyebilirim. Dolayısıyla bizim için de daha zor oluyor. Neden? Avrupa burada standartlarında burada kaliteli hizmet o standartı istiyor. Biz de tabii mümkün olduğu şey onu yakalamaya çalışıyoruz.
Mesela en sevindiğim yönlerden biri, bu sene gelen Avrupalılardan şikayet almadım. Ben arkadaşlar diyor çok güzel olmuş. Yok diyordum, bekleyin. Avrupalılar gelsin, ondan sonra değerlendirme yapalım. Niye? Avrupalı beğenirse demek ki güzel olmuş. Gerçekten de geldiler, baktılar. İnanın ki birçoğu, başkanım Avrupa'da dahi belediye binası çok az var. Yani küçük yerlerde diyebiliriz dediler. Güzel bir bina oldu. Bu da Karakoçan halkına hayırlı olsun diyoruz. Sinema salonumuz da biliyorsunuz bitti. Ama makina, ses düzeni falan Turizm Bakanlığı'na proje verdik. Projemiz de kabul edildi. En kısa sürede de makinamız gelecek. Orayı da halkımıza açmış olacağız. Gördüğünüz gibi kütüphanemizde çocuklarımız ders okuyor, çalışıyor, kitap okuyor, bilgisayara giriyor. Karakoçan'a yakışan bir hizmet oldu diye düşünüyorum. Evet, hayırlı olsun yeni binanız. Karayolu ile ulaşım dışında Elazığ, Malatya ve Diyarbakır havaalanlarının ilçeye yakınlığı dolayısıyla hava yolu ile de ilçeye ulaşımın mümkün olduğu söylenebilir. En yakın havaalanı olan Elazığ havaalanından ilçeye 40 dakikalık zaman diliminde rahatlıkla ulaşılıyor. Karakoçan eğitim konusunda da birçok ilçenin önünde. İlçe merkezinde 3 anaokulu ve ilkokulların yanı sıra bir genel lise, bir Anadolu lisesi, bir İmam Hatip lisesi, bir sağlık meslek lisesi ve bir de kız teknik ve meslek lisesi bulunuyor. Ayrıca 1985 yılında ilçede faaliyete başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi'nde çeşitli mesleki ve bilgilendirici kurslar devam ediyor. Engelli ve zihinsel özürlü çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sunmak amacıyla kurulan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi de ücretsiz olarak etkin bir biçimde faaliyetlerini sürdürüyor.